Atatürk'le ittifak yapın. Halkçılıkla, devrimcilikle, kamuculukla ittifak yapın. Ey Merkel diyeceğim şimdi nereden çıktı bu ama? Ölenlerin hesabını sorar. Kumpasın hesabını sorar. Üstüne üstüne gider. Bıktırana kadar gider. Sonuç alana kadar gider. E gazetelerimiz var, çayımız var Allah'a şükür. Defter kalemimiz var. Patlıcana bak şimdi patlıcan. Terbiyesiz patlıcan. 23.95 artılır mı Topraklarda ya. Mustafa Kemaller yenilmez. Bunu birileri öğrenecek. Merhaba sevgili arkadaşlar bugün 28 Temmuz 2023 Cuma Ulusal Kanal ve Ulusal Radyo'da Türkiye'nin halkçı devrimci yayın organlarında televizyon gazetesine başlıyoruz. Birleşmiş Milletler Temsilcisi PKK binasında hadi buyurun buradan yayın. Ondan sonra biz NATO'cuyuz ha ondan sonra biz Avrupa Birliği'ne girmek istiyoruz alın size. Birleşmiş Milletler yani bu da hakikaten rezalet ama ya Hakikaten rezalet. Şam yönetimi, şam yönetimi, bunu protesto etmiş. E, gitmişler PKK'yı ziyaret etmişler değil mi? Birleşmiş Milletler temsilcileri. Türkiye NATO'nun Asya genişlemesini desteklemiyor demiş Rusla, e, Çinli e, Dışişleri Bakanı. Allah Allah. Ya, bir yanlışlık olmasın der ya bunda be. Ciddi ciddi böyle mi? Çin Dışişleri Bakanı bunu, bunu mu söylemiş? Yahu Cumhurbaşkanı kendisi söylüyor. NATO'nun genişlemesinden yanayız Dur bakalım vardır bir şey anlarız dur NATO'da boyunduruk öde eşitlik Diye bir başka başlık e, Fransa'nın saheldeki Son müttefiki devrildi Nijer'de bir şeyler var Ona bakacağız demektir Fransa Afrika'dan kovuluyor Geliyor burnumuzun dibine de oturuyor Dede ağaç var ya Yunanistan'ın Amerikan üssü e, Oraya Fransız kuvvetleri de Gelmeye başlıyormuş e gelin bakalım da, gelin gelin. Gelin, siz de gelin, gelin. Ondan sonra başka ne var? E, Foreign Polisi dergisi, e, Pentagon'un dergisi bu e, daha doğrusu. Erdoğan'ın dış politikadaki gücünü yazmış. Bir övüyorlar, bir övüyorlar bildiğiniz gibi değil. E, milliyette, Özay Şendir dış politikada yeni arayışlar e, diye bir yazı yazmış. Bu çok da övmüyor ama e, daha makul bir yazı. Bakalım ee, başka başka ne var? Ha ee, içeride bazı haberler var. İç siyasete girmek durumundayız bu yüzden. Bakan'dan fetö vari yapılanmalara karşı mesaj çıkmış. Bak iki defa önceki gün Cumhurbaşkanı iki defa üst üste bir günde. FETÖ ile demedi. FETÖ varı yapılanmalarla dedi. Biz bundan ne anlayacağız derken bakan da şimdi FETÖ varı demiş. Bu da önemli. Buna da bir bakalım. Darbe itirafı FETÖ'yü korkutmuş. Yeni Şafak yazarı Yahya Bostan da bununla ilgili yazmış. Mahmut şeyde yazmış. Akşam gazetesinin yazarı Kurtuluştayız de. Demek ki o itiraflar önemli. Bakalım. Ee, CHP Halk TV Medya e, konusunu yazmış Aydınlık. Ee, Yeni Şafak'ta e, bir yazar Tamer Korkmaz olsa gerektir bu. Dış ilişkiler, müthiş bağlantılar diye e, medyanın ve basının dış kaynaklarla alakalarını yazmış. CHP FETÖ'ye teslim olurken neredeydiniz diye e, bir yazı var. E, ilginç ilginç şeyler var bugün gerçekten. Ekonomiye geldiğimizde... <laughs> Gaye Hanım'ın dünkü konuşması var. Merkez Bankası Başkanı'nın onun gazetelere yansıması var. Diyor ki enflasyon da faiz de yükselecek. E, hürriyet gerçekçi ve iddialı bulmuş. E, Hafize Gaye Hanım'ın e, dünkü konuşmasını gerçekçi ve iddialı bulmuş. Bir, bakalım biz nasıl bulacağız? Arz talebe yetişemiyor. E, çözüm üretin. Çözüm üretim ekonomisinde diye bir başlık var. A Ahmet Hakan Allah Allah bir güzelleme yapmış Hafize Gaye Erkan için. Bildiğiniz gibi değil. Hafize Gaye Erkan hakkında izlenimlerim e, diye bir yazı yazmış. Ve ekonomik kriz için destek arayışı diye bir başlık var. Cumhuriyette e, İşçiler işçiler sahaya inmeye başlamış. Asgari yaşama hayır diye diske bağlı sendikaların bir eyleminden bahsediyor. ABD uzaylıları gizledi diye bir başlık var yine. Buna da bakalım. Z kuşağı Türkiye sarmış. Gençler arasında bu Z kuşağı lafını kabul etmiyorum. Sen Z kuşağı mısın Emir? Ha? Değilim diyorsun değil mi sen? <laughs> Z kuşağı lafını kabul etmiyorum. Türk gençliği vardır. Gençlik arasında %260'a varan bir yükseliş var. Türk halk müziği dinlemede. Helal olsun gençler. Şimdi durum böyleyken böyle, e, o zaman o zaman ne yapacağız? Hemen televizyon gazetesine başlıyoruz. Hadi bakalım. Gerçi televizyon gazetesi başlıyor dedik ama bir dakikalık bir reklamdan sonra başlıyor. 93 yaşında hayata veda eden usta sanatçı Yılmaz Buruda, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı. Ee, Üsküdar Müsahipzade Celal sahnesinde tören düzenlendi. Ardından sanatçının naaşı yakınları ve sevenlerinin katılımıyla Karaca Ahmet Mezarlığı'na defnedildi. Türk tiyatro ve edebiyatına pek çok eseriyle iz bırakan Yılmaz Buru da aynı zamanda Vatan Partisi üyesiydi. Aydınlık Ulusal Kanal neferiydi. Vatan Partisi de son yolculuğunda onu yalnız bırakmadı. Edeyim meclise bir kısa beyan. Türkiye 93 yıllık ömrünü cumhuriyet değerlerine adamış bir devrimci aydını Yılmaz Gurudayı uğurladı. Usta sanatçı için ilk tören yakınları ve sevenlerinin katılımıyla şehir tiyatroları Üsküdar Musaipzade Celal sahnesinde tören düzenlendi. Yılmaz Guruda'nın naaşı daha sonra cenaze töreni Karaca Ahmet Şakir'in camisine götürüldü. Çok değerli bir sanatçıydı. Geleneksel Türk tiyatrosunun son temsilcilerinden tiyatro dilini biliyor olması oyunlara ve Türkçe'ye ayrı bir zenginlik katmıştır. Büyük bir boşluk oldu. Değerli bir ustaydı. Biz onun tecrübelerinden her zaman yararlandık. Bize her zaman bir köprü olmuştur, bir yol gösterici olmuştur. Türk tiyatro ve edebiyatına pek çok eseriyle iz bırakan Yılmaz Guruda, aynı zamanda Vatan Partisi üyesi, Aydınlık ve Ulusal Kanal neferiydi. Vatan Partisi, Aydınlık ve Ulusal Kanal temsilcileri de son yolculuğunda onu yalnız bırakmadı. Törene, Vatan Partisi'nin kurucularından Turan Özlü, İstanbul İl Başkanı Okan Özkan Öncü Gençlik Genel Başkanı Samet Kunt, Görev Vakfı Başkanı Erkan Önsel, Ulusal Kanal Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Türkkan ve Aydınlık Gazetesi Genel Müdürü Osman Erbil de katıldı. Yılmaz Guru da Türkiye'nin çok önemli devrimci aydınlarından. Bir defa bunun altını çizmek lazım. İnsan ruhunun derinliklerine giren, orada çiçekler açtıran bir devrimci sanatçı. Sinemada, tiyatroda, şiirde büyük ürünler vermiş. Türk milletinin oluşumuna kültürel bakımdan büyük katkılar yapmış bir insan. Çok yakın arkadaşımdık. Büyük acı içindeyiz. Yani yeri doldurulamaz insanlar vardır. Arkada büyük bir birikim bırakırlar. O, o tür insanlardan biri. Yılmaz Guruda Aydınlık Gazetesi ve Ulusal Kanal'a yıllarca emek verdi. Aydınlık'ta köşe yazıları kaleme aldı. Ulusal Kanal'da 7 yıl boyunca programlar yaptı. Ulusal Kanal Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Türkkan Yılmaz Guruda'nın herkese örnek olan devrimci bir aydın olduğunu vurguladı. Ne mutlu ki bize e, Yılmaz Guruda gibi değerlerimiz var. Türk milleti olarak gurur duyuyoruz. Ama aynı zamanda e, onun Vatan Partili olması, Ulusal Kanal'da 7 yılı aşkın süreyle görev yapmış olması bizim için büyük bir onur. Medyanın içinde bulunduğu sürekli olumsuzlukları, yanlışları, ondan sonra e, onları köpürten yayıncılığa karşı tam tersine halka umudu, çözümü, doğruyu gösteren bir yayıncılık anlayışını bir dakikaya sığdırıyordu. Her gün bir dakika ana haberden sonra çıkar böyle o yaratıcı üslubuyla, kendine has üslubuyla bir dakika yayın yaptı. Biz ondan çok şey öğrendik, onu yaptığı bu tarzdan. Hepimize de örnektir. Yılmaz Guruda'nın naaşı Karaca Ahmet Şakir'in camiinde kılınan ikindi namazının ardından Karaca Ahmet mezarlığına defnedildi. Tanrı'dan size gani gani rahmet. Efendim Bey, Yılmaz Gurda ile ilgili hep sahnede parlayacak diye bir yazısı var Tunca Arslan'ın bunu şimdi sizlere takdim edeceğim ancak siz zannedersiniz ki ben saklandım, ben kayboldum, ama teşkilat sizi bulur. Teşkilat bulmuş yine. MIT'in Irak'ın kuzeyindeki Sincar'da düzenlediği operasyonla PKK-KCK'nın sözde Sincar eyalet sorumlusu Mesut Celal Osman'ı etkisiz hale getirdi. E, mito, e, MIT yani istediğin kadar mağaraya gir, istediğin kadar saklan, istediğin kadar kaç, teşkilat seni bulur. E, PKK'nın Sincar Eyalet Sorumlusu Mesut Celal Osman etkisizleştirilmiş. Evet, Yılmaz Burda'yla ile devam edelim. Ee, ne diyor Ortunca Arslan? Hep sahnede parlıyordu uzun mesafe koşucusu Yılmaz Gurda. Cemal Süreyya'nın çok eskilerde kalan bir yazısında değindiği gibi, yarı gizli bir şairdi Yılmaz Gurda. Süreya elbette ki o meşhur dokundurmalarından birini yaparak yarılığa işaret ediyor. Gurudan'ın şiirde, şiirinde ama öteden giz ve gizliye de dikkat çekiyor ve bir şair olarak kendini geride tutma tavrına işaret ediyor. Büyük sözler söyleme, parıltılı, biraz da gümbürtülü bir şiir dökme isteği öne çıktı diyen Cemal Süreya, tıpkı Gurudan'ın kulaklarından hiç silinmeyecek Davudi sesi gibi şiirinde de İri kıyım bir sesten söz ediyor. Güzel, beni duygulandıran bir yazı diyen yani Gruda'nın altını çizdiği nokta ise şu. Onun kusur olarak gördüğünü ben meziyet kılmaya çalışıyorum. Her şair gibi onun da kusurları ve meziyetleri vardı yani. Bir vakit gelince şiire ihanet ettiğini kendisi de söylemiştir. Atilla İlhan, Ferit Edgü, Ahmet Oktay, Orhan Duru, Demir Özlü, Tahsin Yücel gibi sanatçıların oluşturduğu Mavi Şiir Hareketi içinde yer alan Yılmaz Guruda'nın şiir anlayışını, şair dostlarıyla ilgili değerlendirmelerini yansıtan, edebiyatımızın gizli hazinelerini, e, hazinelerinden niteliğinde bir kitabı vardır, Kuyumcular ve Kuyumcular Günü. Kitabından Azım Hikmet, Melih Cevdet, e, Hilmi Yavuz, İlhan Berk, Tevfik Aktağ. Cemal Süreya, Ömer Faruk Toprak, Turgut Uyar, Ahmet Arif, Ahmet Oktay, Behçet Necati Gilat ile İlhan, Edip Cansever, Ece Ayhan, Can Yücel, Ülkü Tamer, Oktay Rıfat hakkında birer şiiri ve düştüğü notlar yer alır. Kuyumcular aynı zamanda bir güncedir de. Tiyatro kapandı. İte kurdu boğdurmamak adına ben de kapanmışım tiyatroyu içindeki tiyatro mu? <laughs> Atile İlhan içinse şunları söylüyor. Yaşamıma put kırıcılığı, kaçış özlemini, şiirime yoğun bir duygululuğu da getiren Atilla İlhan. Bir dönemi etkileyen net şair. O, e, o, saplanmasaydı mavi hareketi nereye varacaktı? Hep merak ettim. Ne şair mi dedim? Eksik. Atlet komple günlük deyimle. Hangi edebiyat dalı yok ki onun el atmadığı? Otur da yaz bakalım. Kaptanı bana kont der hep. Otur da yaz bakalım kaptanı. Bana kont der hep demiş. Ekmek kavgasından da söz eder koyumcularda. Anadolu'ya kültürel katkıda bulunmak üzere aşağılık bulvar gülünçlükleriyle çıktığı turnelerden de ekmek nelere evet dedirtiyor bak diyor. Bir reklam ajansına metin yazarı adayı olarak kabul edilmesinden de şiirin ölümsüz sevgili olmasından da kitabın son cümleleri şöyledir. Kuyumcular bitti. Şimdi tutup ölsem mutlaka güzel ölürdüm. Bir şairin görevi ve amacı biraz da güzel ölmekse Yılmaz Gruda'nın bunu başardığı söylenebilir rahatlıkla. 1951 tevkifatı sırasındaki onurlu tavrından vatan partili Sanatçılığı ulusal kanaldaki bir, dakika da, bir dakikalarından kaynak yayınlarından çıkan Manzum Nasreddin Hoca fıkraları bir başka o Çağdaş Edep Erken Görgü kitabı gibi kitaplarına sayısız tiyatro oyunu, sinema filmi, televizyon dizisine kadar güzel yaşadı Yılmaz Gurda ve şimdi güzel öldü. Sinema oyunculuğu apayrı bir yazı konusudur. Yalnızca Metin Erksan'ın Gecelerin Ötesi filmindeki operetçi Hakkı rolü bile onun sinemamıza katkılarını anlatmaya yeter. Tek bir uzun şiirden oluşan şiir kitabı Maraton, bir uzun koşuyu beni onurlandıran bir ithafla imzalayarak vermişti. Yaşamının özeti gibidir o kitap ve şöyle başlar. Ağır ağır giriyorum galiba son parkura. Bir başka vuruyor uyarı çanı. Anımsatarak bir akik hüznü, bir değişmez kuralın duanın demek ki vakit yakın, demek ki koparılmak üzereyim. Ve uzun koşunun sonunda şöyle dar yılmaz burada. Ben hep oradaydım. Oralardaydım hep. Oralarda olacağım. Cennetler kotarmak tutkusuyla ipi göğüsleyenerek dek. Uzun mesafe koşucusuydu Yılmaz Gruda ve ipi göğüsledi. Huzur içinde yatsın, onu çok özleyeceğiz. Ama ben yine şu satırlarda kalayım. Ben hep oradaydım, oralardaydım hep, oralarda olacağım. Emin ol, hep buralarda olacaksın, hep buralarda bir yerde olacaksın. Nazım Hikmet'in dediği gibi kesik bir kol gibi omuz başımızda olacaksın. Bundan hiç kuşkumuz yok. Evet, şimdi Gündemde ne var? Hadi bakalım. Şimdi e, yoğun bir biçimde bir batı hayranlığı vardır bizim aydınlarımızda, gazetecilerimizde, sanatçılarımızda, siyasetçilerimizde. Yani bir tatil deseniz hemen Paris der. Ya da ne bileyim işte İtalya kıyıları der. Fransa falan der. A, dünya cenneti. Yani Asya kıyılarından hiç bahseden olmaz. Ne bileyim bir şiir desen tutar sana Fransız, İtalyan, İngiliz şairlerini teker teker sayar da Doğulu şairlerin hiçbirinden bahsetmez oysa şiirin özüdür orada. Ve Batı öylesine ihanet eder ki doğuya, öylesine saldırgan davranır ki, öylesine kör kör gözün parmağına doğuyu paramparça etmeye uğraşır ki bunu bunu görmekten bile acizdir. Birleşmiş Milletler'e laf ettirmez mesela ben iki laf konuşsam ne o? Ne o sen Batı'ya karşıyım? Batı'ya karşıyım tabi sömürgeciliğe karşıyım, emperyalizme karşıyım, sonuna kadar karşıyım. NATO'ya laf ettirmez, Avrupa Birliği'ne laf ettirmez. Ha alın sizin o çok hayran olduğunuz Birleşmiş Milletler. Bakın Birleşmiş Milletler nerede? Birleşmiş Milletler temsilcisi PKK binasında. Ankara buna dur desin. AK Parti hükümetinin Şam'la ilişkileri geliştirmede yavaş kalması bölgede zaafa yol açıyor. İlk kez bir Birleşmiş Milletler temsilcisi Suriye'de PKK PYD'nin işgal ettiği bölgeleri ziyaret etti ve terör örgütü yöneticileriyle bir araya geldi. Uzmanlar bu durumun Türkiye'nin güvenliğine zarar verdiğini vurguladı. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları ve Terörle Mücadele Özel Raportörü Fionnila Neo Ağla'nın başkanlığındaki heyet Geçen hafta terör örgütü PKK PYD'nin sözde temsilcilerini ziyaret etti. DAEŞ üyelerinin tutulduğu Hol ve Roş kamplarını ziyaret gezen heyet Suriye Demokratik Güçlerinin sözde bürosunda PKK'lılarla fotoğraf çektirdi. Terör örgütü üyeleri görüşmede Birleşmiş Milletler'den yardım istedi, işbirliği yapılmasını talep etti. Şam Devlet Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Mehmet Yuva bu ziyaretin hem Türkiye hem de Suriye için uzun vadede tehlike oluşturduğuna dikkat çekti. Yuva ABD o bölgede hava sahasını kapattırmak istiyor. Bu tip girişimlerin hepsi aynı hedefe hizmet ediyor. Çok dikkatli olmak gerekli dedi. Emekli Büyükelçi Mithat Rende de bir raportör Suriye'ye haber vermeden o topraklarda incelemelerde, bildirimlerde bulunamaz diye konuştu. Şimdi biraz ayrıntıya girelim ama eğer Suriye topraklarında bir Birleşmiş Milletler raportörü PKK, PYD, YPG, SDG her neyse onun kampını, binasını ziyaret ediyorsa bu Birleşmiş Milletler'in PKK, PYD, SDG her ne haltsa onu devlet gibi kabul etmesi anlamına gelir. Ona devlet muamelesi yapmak yapması anlamına gelir. Bakalım Ankara ne diyecek? Birleşmiş Milletler İnsan Hakları ve Terörle Mücadele Özel Raportörü her neyse ismi Ni Aolain <laughs> Fionnuala Fionnu A Aolain başkanlığındaki heyet 21 Temmuz'da terör örgütü PKK PYD'nin sözde temsilcileriyle bir araya geldi. Bölgede terör örgütü IŞİD üyelerinin tutulduğu kampı gezen olayın ardından SDG'nin sözde bürosunda fotoğraf verdi. Temsilci bir Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Uzmanı tarafından yapılan ilk ziyarette El Hol kampında gözlem yaparak rapor tuttu. Aydınlığa konuşan Profesör Doktor Mehmet Uva bu ziyaretin aynı zamanda Türkiye için tehdit olduğuna dikkat çekerken emekli Büyükelçi Mithat Rende de bu ziyaretin Suriye'ye haber vermeden yapılamayacağını vurguladı. Terör örgütü üyeleri görüşmede Birleşmiş Milletler'den yardım istedi. SDG'liler kampın getirdiği yükü tek başlarına kaldıramayacaklarını belirterek uluslararası topluma işbirliği yapma ve 60'tan fazla ülkeden kamplarda yaşayan binlerce kişinin sorununa genel bir çözüm bulma çağrısı yaptı. Sözde özel yönetimden yapılan açıklamada mağdurların hakları, sosyal ve uluslararası adaletin tesisi için bu merkezlerde gözaltına alınan ve özel yönetime güvenlik ve lojistik yük oluşturan yabancı teröristler yargılanmalıdır. Zor koşullarda büyüyen çocuklar için eğitim programları geliştirmek çok önemlidir ifadelerine yer verildi. Bakın bu ifadeler ne anlama gelir? Şimdi tamam haber mi haber de bu haberi, bu satır aralarını anlamak lazım. Şimdi terör örgütünün sözde özel yönetim adına yaptığı açıklamada diyor ki: ee, yük oluşturan yabancı teröristler yargılanmalıdır." Ha biz yargılayalım diyor. PKK diyor ki bu yabancı teröristleri biz yargılayalım. Bize bu yargılama hakkını verin. Halbuki burası neresi? Suriye Arap Cumhuriyeti'nin toprakları. Eğer o topraklarda biri yargılanacaksa Suriye Arap Cumhuriyeti mahkemeleri yargılama hakkına sahiptir. Ama özel yönetim olarak gider siz Birleşmiş Milletler heyeti olarak bu terör örgütünü özel yönetim olarak tanır, gider onları ziyaret ederseniz e o zaman onlara yargılama hakkını vereceksiniz demektir. Bunun ilk adımı demektir bu. Zaten Fransa daha önce SDG dedikleri PKK'ya bu yabancı teröristleri yargılama hakkının verilmesini dile getirmişti. İki, iki şu, zor koşullarda büyüyen çocuklar için eğitim programları geliştirmek çok önemlidir. Ha diyor ki, bu topraklarda eğitim verme hakkı da bizde olmalıdır diyor PKK. Özel yönetim adı altında PKK'da olmalıdır diyor. Bu sözler birebir Birleşmiş Milletler heyetine söyleniyorsa PKK, PYD, YPG, SDG her ne haltsa diyor ki ben devletim, beni devlet olarak tanı diyor. Bunu doğru okuması lazım Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin. Şimdi buna karşılık Birleşmiş Milletler Temsilcisi'nin Suriye'deki gözaltı kamplarında erkek çocuklarının annelerinden alınması uygulamasını kınaması ise dikkat çekti. Aynı zamanda Aloy'un keyfi gözaltılarının yapıldığını raporladı. Şam Devlet Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Mehmet Yuva, Birleşmiş Milletler heyetinin sadece Suriye değil, orta ve uzun vadede Türkiye'de Türkiye içinde tehdit arz ettiğini belirterek şunları kaydetti. <laughs> ziyaret Şam üzerinden yapılmadı. <laughs> Oraya kuzey kuzey Irak üzerinden geçtiler. Ne Türkiye'den ne Suriye'den resmi olarak böyle bir giriş yapılmadı. Bu olay zaten Şam hükümetinin önüne de geldi. Zaten biliyorlar. Şam tarafı bunu protesto etti. Illegal bir şekilde işgal edilmiş bölgeye bu tür resmi heyetlerin ziyaret yapabilmesi için bütün Suriye'den sorumlu olan egemen devletten izin almalıydılar. Şimdi Amerika'nın da Avrupa ile birlikte üzerinde çalıştığı en önemli projelerden birisi o bölgeyi hava sahasını Suriye ve benzeri düşman ilan ettiği savaş uçaklarına kapatması. Bu yönde çalışmaları var. İster Birleşmiş Milletler ekonomik şirketlere imtiyazlar tanıma konusu olsun, Yatırım yapma konusunda kolaylıklar, imtiyazlar, kredi teşviki olsun ister bu Birleşmiş Milletler'in şimdi attığı adım ve hava sahasını Rusya'ya ve diğer ülkelere kapatma konusu olsun. Bütün bunları aynı potada değerlendirmek gerekir. Hepsi aynı hedefe hizmet ediyor. Son meselede de Türkiye'nin böyle taktiksel zigzaklarla bununla anlaşayım, bununla görüşeyim ve benzeri yaklaşımı Suriye sahasında bazı imtiyazlar koparma karşılığında Amerika ile Avrupa ile şimdi küs olmayayım ben veya ben bu projenin bir parçası olayım gibi bir düşüncesi olduğu takdirde bu sadece Suriye'nin milli egemenliğini değil en çok da Türkiye'nin milli güvenliğini tehdit edecektir. Bu sebeple bu süreci Türkiye ile Suriye arasında hızlandırmak, fırsatçılık yapmamak, Rusya zor durumda, Rusya Ukrayna'da ve benzeri Suriye'de zaten bu yol haritası uygulanacak. Ben bunun dışında kalırsam da ekonomik olarak üzerime gelirler. Bundan nasıl faydalanabilirim fırsatçılığına girersek son merhalede belki kısa vadede getirimi, e, getirimi olur ama orta ve uzun vadede en çok da Türkiye'yi tehdit edecektir. Emekli Büyükelçi Mithat Ren'de e, Birleşmiş Milletler'in Suriye hükümetini tanıdığını raportörün Suriye'ye haber vermeden Suriye topraklarına giremeyeceğine dikkat çekti. Rende şunları vurguladı. Suriye topraklarına yapılmış böyle bir ziyaret hangi havalimanı üzerinden gitti bu Birleşmiş Milletler raportörü? Şam rejimine haber verildi mi? Kimden izin aldı? Bunları araştırmak lazım. Yani bu kişinin Suriye toprakları içinde herhangi bir yere ziyaret yaptığında Suriye makamlarını bilgilendirmiş olması lazım. Çünkü Birleşmiş Milletler nezdinde hala Suriye'nin daimi temsilcisi var. Bir raportör o daimi temsilciye ve Suriye hükümetine haber vermeden o ülkenin topraklarına girip de incelemelerde, bildirimlerde bulunamaz. Ben Birleşmiş Milletler uzmanı değilim ama bizim meslek gereği bildiğimiz bunlar diyor Mithat Rende. Ee, çoğunluğunu Suriyeli ve Irakların oluşturduğu El Hol kampı IŞİD'le bağlantılı on binlerce insanı barındırması nedeniyle terör yuvası olarak anılıyor ve her iki ülke içinde ortak bir güvenlik endişesi oluşturuyor. Irak, Haziran ayında kampın terörizm kaynağı haline geldiğini söyleyerek kapatılması çağrısında bulunmuştu. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmet Sahaf, El-Hol kampının e, meselesinin sona erdirilmesi Irak için en önemli ulusal çıkar haline gelmiştir, dedi. El Hol'de vatandaşları bulunan tüm ülkeler tüm ülkelere IŞİD'in toplanması için tehlikeli bir merkez üssü haline gelen kampı eninde sonunda kapatmak için mümkün olan en kısa sürede ülkelerine geri göndermeleri çağrısında bulunmuş. Peki Suriye ne demiş? Suriye tepki göstermiş. O habere de hemen bir bakalım. Nasıl tepki gösterdiğini bir görelim. Şam yönetimi protesto etti. Profesör Doktor Mehmet Yuva ziyaret Şam üzerinden yapılmadı. Oraya Kuzey Irak üzerinden geçtiler. Ne Türkiye'den ne Suriye'den resmi olarak böyle bir giriş olmadı. Bu olay zaten Şam hükümetinin önüne geldi. Biliyorlar Şam tarafı bunu protesto etti. Bilgisini paylaştı. Peki. Şimdi bakın. Bu işler böyle böyle pişirilir. Önce gider bir asker. Düşük rütbeli bir asker. Sonra iki asker gider. Sonra albay rütbeli bir asker gider. Sonra general gider. Sonra NATO generali gider. E sonra Fransız siyasetçiler gider. Sonra Amerikan siyasetçiler gider. Sonra Birleşmiş Milletler gider. Bir terör örgütü bir bölgeyi, bir toprağı işgal etmiş. O bölgeyi devletleştirme çabasıdır bunlar. Şimdi Türkiye şu ya da bu sebeple, şu ya da bu sebeple Suriye ile el sıkışmadığı sürece bu devletin oluşumuna katkıda bulunmuş demektir. Bizden uyandırması, bizden uyarması, ha. Ondan sonra siyasi iktidar, ben bunun için yaptım, ben şunun için yaptım dediğinde, aa o zaman hesaplaşırız. Onu şimdiden söyleyelim. Şimdi e, bakın bu işin içinde Fransızı var, Almanı var, İtalyanı var. Bu e, PKK'nın devletleştirilmesi sürecinde Amerikası var, Natosu var. Ve bizimkiler hala biz Nato'dan yanayız. Biz Amerika ile ilişkilerimizde yeni bir sayfa açacağız diyor. Beyaz bir sayfa. Amerika ile Amerika ile ilişkileri geliştirdiğinizde e, o zaman e, Henry Kissinger'ın sözünü hatırlayacaksınız. Henry Kissinger ne der? Amerika ile düşman, olmak tehlikelidir. Ama Amerika ile dost olmak ölümcüldür der. Amerika dost olduğunuz zaman ölümcül bir durumdasınız demektir. Bakın, bu ülkeler yüzyıllar boyunca dünyanın birçok yerini sömürdü. Çin'den tutun Afrika'ya kadar her tarafı. Özellikle Afrika'yı inim inim inlettiler. Ellerini ayaklarını kestiler gözlerini oydular. Yeraltı, yer üstü ne kaynağı varsa aldılar, kendi ülkelerine götürdüler. Esir aldılar, köle yaptılar, köle pazarları kurdular. Hani şimdi bir alışveriş çılgınlığı var ya Karacuma diye. Bugünlerde galiba, bugünlerde olacak o alışveriş çılgınlığı yine Karacuma. O aslında evet bir alışveriş gündür. Amerika'da kölelerin en ucuza satıldığı gündür. Oradan kalma bir alışveriş geleneğidir. Şimdi Afrika uyandı. Afrika Batı'yı kıtadan kovuyor ve son kalesi Fransa'nın Afrika'da Sahel'deki Nijer ve buradaki müttefiki devrildi Fransa'nın. Nijer'deki askeri yönetim Fransız barkan gücüne karşı darbe yaparak ülkede yeni bir dönem dönem başladığını ilan etti. Nijer Genelkurmay Başkanı da Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı önceki gün ele geçiren askeri yönetimle birlikte olduğunu açıkladı. Darbe ile birlikte Sahel bölgesinin NATO'su sayılan Sahel ne demek? Arkadaşlar Senegal, Çat, Burkina Faso, Mali, Nijerya, Mauritania ve Nijer için kullanılan ortak bir isim. Bunların bulunduğu alan Sahel bölgesi Afrika'da. Sahel bölgesinin NATO'su sayılan Barkan gücünün bölgede sığınacak yeri kalmadı. Öte yandan Nijer'deki darbenin tam da St. Petersburg'da Rusya Afrika zirvesi başlarken meydana gelmesi dikkat çekti. Nijer ordusu 2021 Mart'ında da darbe girişimini denemiş fakat başarısız olmuştu. Diğer Sahel devletleri gibi Nijer'de batının dayattığı ayrılıkçı ve cihatçı terörle uzun süredir mücadele veriyor. Subaylar darbeye ilişkin yaptıkları açıklamada kötüleşen ülke güvenliğinin darbeye zemin hazırladığına dikkat çekti. Fransa'nın etkisindeki Macron'a ev sahipliği yapan lider olarak eleştirilen Nijer Cumhurbaşkanı Bazoum, Afrika kamuoyunda büyük rahatsızlık yaratıyordu. Bazoum'un Mali'de halkın %97'sinin desteğini almış asker lider As Asimi As eleştiren çıkışları Sahel'deki terör koridoruna karşı bölgesel işbirliğine engel oluyordu. Nijer öte yandan 230 milyon nüfuslu Nijerya'dan başlayarak Orta Afrika'ya uzanan Boko Haram adlı cihatçı örgütün sıçrama noktasıydı. Nijer'deki değişim Nijerya ve çadın yanı sıra benim ve Kamerun'a uzanan teröre de darbe niteliğinde. İtalyan Başbakanı Giorgia Meloni, Fransız Lider Emmanuel Macron'a nükleer santralli, e, santralleriniz Nijer'den getirdiğiniz uranyumla çalışırken Nijer'de elektrik yok Tepkisini göstermiş. Afrika'yı hem sömürüp hem de göçmen sorunuyla mücadele edemezsiniz diye eleştirmişti. %99'a yakın Müslüman nüfusa sahip ülke kadın başına 7,6 doğum oranıyla Afrika'da ilk sırada. Kadın başına 7,6 doğum oranı Yani kadın başına neredeyse 8 çocuk. Yazık ve işkence gibi bir şey ya kadınlar için. 23 milyonluk ülkede. Okur yazarlık yüzde otuzlarda 1 milyon 267 bin kilometre kare ölçüme ve zengin uranyum, altın, demir, kömür ve petrole sahip ülkede içme suyu temini başta olmak üzere en temel ihtiyaçlar sağlanamıyor. Fransız medyası nasıl karşılamış? Fransız medyası Fransa'nın sahildeki son demokratik müttefiki düştü başlığıyla konuyu gündeme getirdi. Batı merkezleri darbeyi kınarken olayı karmaşık durum olarak telendirdi. Foreign Polisi Nijer haberinde ise bozumun derhal serbest bırakılması çağrısı yapılırken ABD, Fransa ve Birleşmiş Milletler'in darbeyi kınadığı açıklamasına yer verildi. Haberde Bazum, El-Kaide ve Boko Haram gibi bölgede faaliyet gösteren İslamcı terörist gruplarla mücadelede batılı ülkelerin yakın bir ortağı olmuştur. ifadelerine yer verildi. Arkadaşlar bakın kendi adamları olduğunda nasıl hemen adam demokrat oluyor değil mi? Son demokrat müttefik olarak ilan etmişler eee terörle mücadelede Batı'yla e, yakın ortakmış. Halbuki Boko Haram gibi El Kaide gibi terör örgütlerinin Batı tarafından yaratıldığını ve Batı tarafından desteklendiğini de bilmeyen yok Afrika'da. Ve Afrika'da sevilmiyor bu adam. Afrika tam emperyalizme karşı mücadele verirken Fransa'yı falan Afrika'dan kovarken bu adam onların en büyük müttefiki olarak ilan ediliyor. Neyse, devrilmiş, gitmiş. Yani bakın, garip olan tarafı şu, işin garip olan tarafı şu. Afrika'daki sömürgelerini tek tek kaybeden Fransa, Afrikadan tekme tokat kovulan Fransa geliyor burnumuzun dibine Yunanistan'a, Türk sınırına 30 kilometre olan Dede Ağaça askeri üstlenmeye başlıyor. Ya ne oluyor diyorsunuz, değil mi? Yani elden ayaktan düşmüş, Afrika'dan tekme tokat kovulmuş, gelmiş Dede Ağaç'a burnumuzun dibine. Yunanistan'ın Dede Ağaç Limanı'nı ABD'nin ardından Fransa'nın kullanımına da açacağı öne sürüldü Yunan basını. Dede Ağaç Liman Müdürü Hacı Mihail'in Fransız subaylarla Dede Ağaç'ta toplantı yaptığını yazdı. <laughs> Te Allah'ım. Yunanistan'ın Dedeağaç Limanı'nın ABD ordusunun ardından Fransız ordusunun da kullanımına açılacağı öne sürüldü. Yunan basınında yer alan habere göre Dedeağaç Liman Müdürü Konstantinos Hacı Mihail, Fransa Kara Kuvvetleri subaylarıyla ile Dedeağaç'ta toplantı yaptı. Toplantıya 8 ay sonra Dedeağaç Limanı'nın Fransız ordusu tarafından kullanılmaya başlanacağının görüşüldüğü belirtildi. Yunanistan parlamentosu Fransa ile 28 Eylül 2021'de imzalanan anlaşmayı 8 Ekim 2021'de onaylamış. İkinci madde tartışmaya neden olmuştu. Söz konusu madde, şimdi Derya Hanım bize o bayraklı haritayı hemen bulacak ben orada göstereceğim dedi AÇ meselesini. İkinci madde de tartışmaya neden olmuştu. Söz konusu madde taraflardan birinin egemenlik alanında silahlı saldırıya uğraması halinde diğer tarafın yardım etmesini öngörüyor. Yani şimdi diyorlar ki bize, <laughs> bakın biz Yunanistan'la anlaşma yaptık. Şuraya geldik, dedi Ağaç'a. <laughs> Eğer Yunanistan'a herhangi biri elini kaldırırsa Fransa diyecek ki bana yapılmış sayarım. Ne var burada Amerika? Amerika diyecek ki bana yapılmış sayarım. Bu nedir? açık açık Türkiye'ye saldırı hazırlığıdır. Hiç kimse böyle mırın kırın etmesin yok canım ne alakası var falan demesin. Başka bir şey daha söyleyeyim. Bundan 100 sene önce şuraya çıkan düşman askerlerinin başında henüz Yunanlılar yokken Amerikalılar vardı. Daha Yunan askerleri çıkmadan Amerikan askeri çıktı. Bir grup Amerikan askeri. Ellerinde bayraklarıyla fotoğrafları vardır hala. Daha sonra İngiltere dedi ki Amerika sen şimdi karışma bırak. Ben oraya Yunanlıları göndereceğim. Yunanlılar çıktı. Bu bölgeye Fransızlar, İtalyanlar geldi. Şu bölgeye Yunanlılar girdi yine. Bu bölgeye İngilizler geldi. Ama Amerikalılar hep onların etrafında. Amerikalılar Çanakkale Savaşı'ndan beri bu bölgedeler. Çanakkale'ye gelen İngiliz donanmasının lojistik desteğini Amerikan gemileri yapıyordu. Sonra Amerikan gemileri Marmara'dan girdiler, Karadeniz'e çıktılar, Trabzon, Sinopordu gibi bazı kentlerimizi bombaladılar. Tam 100 yıl sonra yine Amerika'yı, Yunan'ı, Fransa'yı bir arada görüyoruz. Nerede? Burnumuzun dibinde. E tabii bir gece ansızın gelebilir. Gelişte Adam geldi burnunun dibine kadar. Ne bekliyorsun İlla silah çekmesini bekliyorsun? Şuradaki adalarımıza hep beraber koymadılar mı? Koydular. Bakın bu hazırlığı görmediğiniz zaman biz Amerika'yla dost olacağız, biz NATO'yla dost olacağız. Biz NATO'nun genişlemesinden yanayız falan. E diyorsunuz ki Amerika yetmez, Yunanistan yetmez, Fransa da gelsin. İtalya da gelsin. Bilmem kim de gelsin. Bana hep beraber vurun diyor. Söylediğiniz bu da. Ortada garip bir şey var. Çin Dışişleri Bakanı bir açıklama yapmış. Demiş ki Türkiye NATO'nun Asya'ya genişlemesini desteklemiyor. Şimdi bak ne çıkacak haberden bilmiyorum ama <laughs> hadi bakalım. Wang Yi'nin Türkiye temasları Çin basında geniş yer buldu. Haberlerde Türkiye'nin bağımsızlığı ve NATO'ya dair yapılan vurgular dikkat çekti. Ayrıca iki ülkenin çıkar çatışmasında olmadığı da işlendi. Hayırlar olsun. Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Dış İlişkiler Komisyonu Ofisi Direktörü ve Dışişleri Bakanı Vanki, önceki gün Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bir araya gelmişti. Basına yansıyan haberlerde iki ülke arasındaki ilişkilerin derinleştirilmesine dair sözler öne çıktı. Resmi ajanslar olan Xinhua, Global Times, China Daily ve CGTN'de, Türkiye'nin Çin'in bir tehdit olduğu fikrine katılmadığı vurgulandı. Xinhua Haber Ajansı, Wang Yi'nin Türkiye ziyaretini Çin, Türkiye ile karşılıklı stratejik güveni artırmaya ve işbirliğini derinleştirmeye hazır başlığıyla gördü. Bu laf ortalama bir laftır. Gazete Wang'ın yükselen piyasaların ve başlıca gelişmekte olan ülkelerin temsilcileri olarak Çin ve Türkiye'nin geniş ortak çıkarları ve büyük işbirliği potansiyelini paylaştığını ifade ettiğini belirtti. Ayrıca bakanın Çin'in Türkiye'yi ulusal koşullarına uygun bir kalkınma yolu bulması ve ulusal bağımsızlık, egemenlik ve meşru hak ve çıkarlarını koruması konusunda desteklediğini de yazdı. Bu iyi. Çin Komünist Partisi'nin merkez propaganda bürosuna bağlı olan China Daily gazetesinde ziyaret Erdoğan'ın NATO sözleri üzerinden görüldü. Şimdi geldik galiba asıl önemli yere. Gazetede çıkan haberde ilk paragrafta şu ifadelere yer verildi. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çarşamba günü pardon tabii çarşamba günü yaptığı açıklamada ülkesinin NATO'nun Asya Pasifik bölgesindeki faaliyetlerini yoğunlaştırmasını desteklemediğini ve Rusya-Ukrayna çatışması ve diğer bölgesel ve küresel konularda Çin ile iletişim ve koordinasyonu sürdürmeye istekli olduğunu söyledi. Derya Cumhurbaşkanı böyle, böyle bir şey söyledi mi ya? Biz niye duymadık? Ya bizim şerefli Türk basını niye yazmadı bunu? Bu haberi biz Çin'den mi öğrenecektik? Allah Allah. Bu iyi bir şey ama eğer öyle söylediyse. Ayrıca gazete Erdoğan hem Türkiye'nin hem de Çin'in küresel etkiye sahip ülkeler olduğunu ve iki ülke arasındaki işbirliğinin öneminin e, ikili düzeyin ötesine geçtiğini belirtti. Erdoğan'ın Türkiye'nin tek Çin ilkesine bağlılığını vurguladığını da yazan Çaynada değil. Bak bu önemli bu çok önemli. Niye Çin'in en verdiği şey bu? Tayvan meselesinde tek Çin ilkesi kabul ediliyor. Erdoğan ülkesinin Çin'i bir tehdit olarak görmediğini ve ikili ilişkilere yeni bir seviyeye taşımak için Çin'le işbirliği yapmaya hazır olduğunu söylediği ifadelerine yer verildi. İngilizce yayın yapan CGTN Erdoğan'ın Kuşak ve Yol girişimi ile ilgili sözlerine yer verdi. Cumhurbaşkanının Türkiye'nin Çin ile üst düzey temaslarını yoğunlaştırmaya, Türkiye'nin Orta Koridor girişimi ile Çin'in önerdiği Kuşak ve Yol girişimi arasındaki işbirliğini güçlendirmeye ve ticaret, enerji ve turizm alanlarında işbirliğini derinleştirerek Türkiye-Çin ilişkilerini yeni bir boyuta taşımayı istekli olduğunu söylediğini yazdı. Ayrıca Wang'ın da Kuşak ve Yol konusundaki açıklamalarını yazan CGTN şu ifadelere yer verdi. Wang, Çin'in hükümet işbirliği mekanizmasını iyi kullanarak Türkiye ile pragmatik ilişkiyi tamamen yeniden başlatmaya, Kuşak ve Yol inşasını teşvik etmeye ve daha yüksek düzeyde karşılıklı fayda sağlamaya hazır olduğunu belirtti. Çin'in resmi gazetesi Halkın Günlüğü'nün İngilizce yayın yapan organı Global Times Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın vurgularına yer verdi. Fidan, Türkiye'nin Çin'le ilişkilerini geliştirmeye büyük önem verdiğini söyledi diyen gazete, bakanın Türkiye'nin Çin'in ekonomik ve teknolojik bir tehdit olduğu fikrine katılmadığını, Çin'in gelişimini karalamaya ve ya da kontrol altına almaya yönelik her türlü girişime karşı olduğunu ve Türkiye'de Çin'in toprak bütünlüğüne zarar verecek hiçbir faaliyete izin vermeyeceğini belirttiğini yazdı. Bak Sayın Fidan, öyle diyorsunuz. Ama ondan sonra adamlar konferans tertip ediyorlar Türkiye'de. geçtiğimiz günlerde Aydınlık Bölücüler buluştu diye haber yapmıştı. O haberi göndereyim isterseniz size. Aynı zamanda Fidan'ın Türkiye Kuşak ve Yol girişimini Çin ile ortaklaşa teşvik etmeye ve küresel zorluklara birlikte yanıt vermek için ticari, enerji, havacılık ve turizm alanlarındaki işbirliğini güçlendirmeye isteklidir sözlerine de yer verildi. Peki biraz yukarıya Arkadaşlar okuduk bitti biraz yukarıya. Heh. İletişim Başkanlığı bir açıklama yapmış. DC İletişim Baş Başkanlığı'nın başkanlığı görüşmede Türkiye-Çin ilişkilerinin tüm boyutlarıyla ele alındığını belirtti. Açıklamada Erdoğan'ın Çin'in kuşak ve yol girişimiyle Türkiye'nin orta koridor girişimini uyumlaştırma çalışmalarına hız verilmesi konusunu dile getirdiğini ve bu maksatla tesis edilen üst düzeyli çalışma grubunun ilk toplantısında yapma yönündeki temennisinde bulunduğunu belirtti. İkili ticaretin daha dengeli ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturmaya dönük neler yapılabileceği hususuyla yatırımların karşılıklı olarak artırılması konularının konuşulduğu ve Erdoğan'ın küresel ve bölgesel meselelerde önemli roller üstlenen iki ülkenin daha yoğun işbirliğine sahip olması yönündeki temennisini dile getirdiğini vurguladı. Şimdi eğer böyleyse güzel. Böyleyse güzel çünkü Vilnius'ta yapılan toplantıda Yok Ukrayna'nın NATO'ya girme hakkıymış. Yok NATO'nun bilmem nesiymiş falan. Bir sürü sevimsiz şey söylemişti Cumhurbaşkanı. Ama e, gazetenin yazdığına göre e, türkiye için ilişkilerinin yeni bir boyutu falan. Yani e, en azından Asya Pasifik'teki genişlemesine karşı olduğunu belirtmiş Erdoğan. Valla bu bir e, mecburiyet tabii. Yani bu bir mecburiyet. Ha mecburiyet bize silah dayamıyorlar. Bizim kendi Ulusal çıkarlarımız açısından izlemek zorunda olduğumuz yol mecburiyetidir bu. Yoksa ne mecburiyeti? Tabii ki mecburiyet değil. Ha bu arada hazır bölgeden bahsederken e, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti e, meselesi var. E, Zafer bayramını kutlayan Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti lideri Kim Jong Un, Rusya ve Çin'den gelen heyetlerle görüştü. Rusya Savunma Bakanı Sholgu ile yeni nesil silah ve füzeleri inceledi. Çin'den gelen üst düzey heyet ise Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in Zafer Bayramı mesajını iletti. Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti Zafer Bayramı'nın 70. yıl dönümünü kutladı. Rusya ve Çin kutlamalara üst düzey heyetlerle katıldı. Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti lideri Kim Jong-un, Pyongyang'ı ziyaret eden Rusya Savunma Bakanı Shoigu ile görüştü. Shoigu, Kim'e Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den mektup sundu. Görüşmede ise ulusal, bölgesel ve uluslararası çerçevede güvenlik ve askeriyeye ilişkin konuları değerlendirdi. Görüşmeden sonra Kim, Şoygu ile birlikte Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin yeni silahlarının bulunduğu mühimmat sergisini gezdi. Yeni nesil silah ve füzeleri inceledi. Mühimmat hakkında Şoygu'ya bilgi verdi. Kim Jong-un, Çin Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi Başkan Yardımcısı Lee Hong Kong Başkanlığındaki heyetle de görüştü. Li Başkanlığındaki heyet, Kore İşçi Partisi Merkez Komitesi Uluslararası Daire Başkanı Kim Song-nam tarafından karşılandı. Li de Kim Jong-un'a Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'ten mektup sundu. Çin ve Rusya'nın ziyaretleri Amerika tarafından yakından takip edildi. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby günlük basın toplantısında ziyaretleri değerlendirdi. Kirby, Çoygu'nun ziyaretini, Putin savunma alanında teminat ve envanter problemine destek bulmaya çalışıyor dedi. Evet şimdi, 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 türkü, şimdi müzik. Reklam, ondan sonra devam eder. Evet, televizyon gazetesine devam edelim. En son ne demiştik? Çin Dışişleri Bakanı Türkiye'deydi. Çinli ilişkilerin geliştirilmesi falan. Hatta bir de Şangay İşbirliği Örgütü var. Şimdi aydınlık iki örgütü karşılaştırmış. NATO'da boyunduruk var demiş. Şangay İşbirliği Örgütünde eşitlik var demiş. Ee, Adnan Akırt yazmış yazıyı. Şimdi bir bakalım iki örgüt arasındaki fark ne? 70'li yıllarda İslamcı milliyetçi örgütler Gladio'nun yönlendirmesiyle Amerika gitsin Rusya mı gelsin sloganları atardı. Ne iyidir ki artık Amerika'yı bu kadar açıktan savunmak mümkün değil. 15 Temmuz darbe girişiminin ezilmesiyle Türkiye'nin muhafazakar kesimleri ABD'nin ideolojik hegemonyasından kitlesel olarak kurtuldu. ABD ve NATO'nun Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Türk milletinin düşmanı olduğu bilinçlere çıktı. Türkiye'nin bugünkü dünyadaki yeri ezilen milletlerin bağımsızlık, bağımsız ve eşitlikçi örgütleri BRICS ve Şangay İşbirliği Örgütü'dür. Türkiye Cumhuriyeti'nin tasfiye etmeyi, ulusal bütünlüğümüzü parçalayıp sınırımızda ikinci İsrail Devleti'ni kurmayı programına koymuş, bu niyet ve eylemini göstere göstere icra eden NATO ve Avrupa Birliği'nden ayrılmak milli istikamettir. Bu koşullar, bu koşullarda dikkat çekicidir. ABD ve NATO'nun taraftarları kendilerini Rusya ve Çin'in karşıtlığını yaparak gizlemeye çalışıyor. Dahası artık Amerikancılık Türkiye'nin bağımsız ve egemen olarak yer alacağı uluslararası örgütleri NATO ile eşitleyerek kötülemek şeklinde kendini gösteriyor. Oysa BRICS ve Şio, e, NATO'nun ve ABD'nin zıddıdır, dahası pan zehiridir. <laughs> BRICS ve Şio'nun başarısı ve etkisi giderek artıyor, bu iki örgütün etkinliği şimdiden dünyayı çok kutuplu hale getirdi. Çok uyarıcı, çok uyarıcıdır. Yeminli NATO ve Avrupa Birliği propagandacıları, G7 görevlileri ısrarla BRICS ve Şiyon'un NATO ve Avrupa Birliği'nin bir başka çeşidi olduğu yalanını yayıyorlar. Ve maalesef <laughs> maalesef bunların <laughs> hık deyicisi Türkiye'dekiler sürekli olarak Şiyon ve NATO arasındaki paralellikler kurmaya çalışıyor. Oysa BRICS ve Shio sadece programları açısından değil, kuralları, işleyişi ve hedefleri açısından tamamen NATO ile Avrupa Birliği'nden farklı örgütler. Nitekim ŞİÖ'nün, BRICS'in zirveleri ve diğer etkinlikleri NATO'nun ve G7 gibi her zaman aynı düşünen ve her konuda aynı sesi veren ülkelerin bir araya gelmesine hiç benzemiyor. G7 ile NATO gibi ittifaklarda herkes tek bir lidere bağlıdır. Gösterişli zirvelerin şenlikli görünümü sadece sadece Washington'da önceden alınan kararları resmileştirmelerini örtmeye yaramaktadır. Bu nedenle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her NATO zirvesi öncesinde yaptığı açıklamalar zirve toplantısına katılınca tersine dönmektedir. Şangay İşbirliği Örgütü ve BRICS zirvelerinin farklı olmasının nedeni bu örgütlerin gerçekten egemen devletlerden oluşan kurumlar olması ve her üyenin meşru olarak kendi ulusal çıkarlarını ve tercihlerini savunmasıdır. NATO, Avrupa'yı ABD'nin denetimi altında tut, e, tutmak için kurulmuştur. Kuruluşundan itibaren bir savunma değil, saldırı örgütüdür. Üyesi olan devletler içinde, devletlerin içinde paralel devletler süper NATO örgütleri kurarak NATO üyelerinin ABD'nin denetiminden çıkmamaları, çıkmamaları güvence altına alınmıştır. 12 Mart, 12 Eylül darbeleri ve son olarak 15 Temmuz darbe girişimi bunun acı kanıtlarıdır. NATO, ABD'nin dünya hakimiyetini sürdürmesi için serbest piyasa ekonomisini, liberalizmi, batının bireyci ve tüketimci kültürünü dayatmaktadır. Bu değerleri hakim kılmak için kendini sözüm ona hür dünyanın koruyucusu ilan etmiştir. Başından itibaren dışlayıcı, düşmanlaştırıcı ve saldırgandır. Üyesi olan ülkeleri denetim altında tutarken diğer ülkelerin iç işlerine karışmayı kendine hak görür ve sistemli olarak müdahale eder. İstediği sonuçları elde edemeyince de amaçlarına ulaşmak için askeri güç kullanmaktadır. NATO bağlayıcı bir ittifaktır. Kendisini ABD'nin çıkarlarını korumakla yetkilendirmiştir. NATO'ya ve Avrupa Birliği'ne katılan üyeler egemenlik haklarını bu kuruluşlara devreder. Buna karşılık Şangay İşbirliği Örgütü ve BRICS, karşılıklı güven, karşılıklı fayda, eşitlik, istişare, medeniyetlerin çeşitliliğine saygı ve ortak kalkınma arayışı ilkelerini içeren Şangay Ruhu felsefesine bağlı olarak inşa edilmiştir herkese açıktır ve dünyanın dört bir yanındaki ülkelerle bu ülkelere temelinde işbirliğine hazırdır. Karar alma süreçlerinde istişare ve kapsayıcılığı benimser ve uzlaşmaya dayalı bir modelle çalışır. Her ülke egemendir. BRICS ve ŞİÖ üyesi olmak egemenliğine bir sınırlama getirmez. Egemenliğini koruyarak ortaklık felsefesi sayesinde ŞİÖ aralarındaki aşırı farklılıklara hatta çatışmalara rağmen Pakistan ve Hindistan'ı bünyesinde barındırabilmektedir. Çin ile Hindistan arasında sınır çatışmaları olmasına karşın hem BRICS hem ŞİÖ'de uyum içinde çalışmaktadır. ŞİÖ'nün benzersiz bir özelliği, Şangay İşbirliği Örgütü'nden bahsediyoruz. Şangay İşbirliği Örgütü'nün benzersiz bir özelliği, üyeleri arasındaki güç dağılımının örgütün hiyerarşisini belirlememesidir. Şangay İşbirliği Örgütü kurulduğu 2001 yılından bu yana kurucu üye devletlerden hiçbiri örgüt, örgütün kurallarının belirlenmesinde başrolü üstlenemedi. Şangay İşbirliği Örgütü'nde herkesi örgütün kurallarına uymaya zorlayan bir efendi yok. Şangay İşbirliği Örgütü'nün kuralları ihtiyaca göre her yeni durumda oluşturulmaktadır. Bu nedenle kaçınılmaz olarak çok esnek bir yapıdır. Şangay İşbirliği Örgütü ve BRICS içinde kimse kimseyi geride tutmuyor ya da biri diğerini dengelemiyor. Şangay İşbirliği Örgütü ve BRICS'te tamamen yeni bir örgütlenme türüyle karşı karşıyayız. ŞİÖ'nün her adımı uluslararası politika tarihinde olmayan tamamen yeni bir deneyimdir. Bu sayede 22 yıllık gelişimin ardından Şiyo, 9 üye devlet, 3 gözlemci devlet ve 14 diyalog ortağıyla toplam 26 üyeli büyük bir aileye dönüştü. Türkiye'de bu büyük ailenin bir parçasıdır. BRICS ise şimdiden dünya nüfusunun yarısını ve dünya üretiminin dörtte birini bünyesinde taşıyor. Arjantin, Cezayir, Mısır, İran, Suudi Arabistan, Bangladeş, Gine ve Endonezya'nın katılımıyla genişleyecek olan BRICS, ezilen güney ülkelerinin başarılı birliği oldu. İşte Ukrayna Savaşı, NATO ve Şio arasındaki farkı ortaya çıkardı. Rusya, Şangay İşbirliği Örgütü'nü ve BRICS'in üyesi olmasına rağmen her iki örgüte üye bütün devletler savaşa ilişkin bağımsız karar almak ve bağımsız tavır almakta özgürdür. BRICS'ten ya da Şio'dan belirli bir tutum almaları yönünde herhangi bir baskı gelmemektedir. Oysa NATO'da ve Avrupa Birliği'nde bunun tam aksi dayatılır. NATO üyeleri ABD tarafından belirlenen NATO politikasını takip etmeye zorlanırlar. Keza Avrupa Birliği de üye devletleri ABD'nin politikasını izlemeye zorlamakta, Macaristan gibi muhalif olanları cezalandırmaya yeltenmektedir. BRICS'in de şu önünde askeri bir kolu da yoktur. ŞİÖ üyeleri askeri konularda da ortak kararlar alarak ilerler. Mevcut yapısıyla Şangay İşbirliği Örgütü, öncelikle bölgesel sorunları ele alan tipik bir savunma odaklı örgüttür. Tüzüğüne göre örgüt herhangi bir saldırgan ya da yayılmacı amaç gütmemektedir. Aksine Örgütün ana hedeflerinden biri terörizm, ayrılıkçılık ve aşırılıkçılıktan olan oluşan iç istikrarı korumaktır. Bölgesel çatışmaları önlemek amacıyla Asya'daki en büyük ülkelerin terörizmle mücadelede işbirliği yapması sadece mümkün değil, aynı zamanda gereklidir. Şangay İşbirliği Örgütü ve BRICS belirli değerleri dayatmak yerine farklı kültürlere ve değerlere saygıyı teşvik etmektedir. Bu nedenle Çin, Hint, Fars, Rus, Türk, Latin ve Afrikalı medeniyetleri bünyesinde barındırabilmektedir. NATO ve Avrupa Birliği ağırlıklı olarak Hristiyan kulübüdür. BRICS ve Şio içinde Müslüman, Hristiyan, Budist ya da dini inancı olmayan eşitlik içinde var olmaktadır. Bütün medeniyetler, bütün dinler herhangi birinin üstünlüğü olmaksızın birbirlerine saygı göstermektedir. BRICS ve Şiö, NATO ve Avrupa Birliği gibi sadece Batı blokunun çıkarlarını savunup karşıda başka bir blok yaratma siyaseti gütmez. Kalkınma ve barış içinde bir arada yaşama Şiö ile BRICS'in temel değerleridir. Üyeler arasında ortak kalkınma, ticaret, ekonomik bağlantılar, karşılıklı değişim, kolay erişim, dijital ekonomi, enerji, yoksulluk ve iklim değişikliği gibi çeşitli alanlarda işbirliğini teşvik etmektedir. Benimsenen temel ilke paylaşarak gelişmektir. Bölgesel çok taraflı işbirliği mekanizmalarını kurup işleten Şangay İşbirliği Örgütü, Avrasya kıtasındaki ülkeler için küresel zorbalığı hep birlikte göğüsleme aracıdır. Şangay İşbirliği Örgütü giderek Avrasya kıtasının belirleyici gücü olmaktadır. Şangay İşbirliği Örgütü önümüzdeki dönem Batı Asya bölgesine doğru genişleyecektir. Suudi Arabistan, Katar ve Mısır örgüte katılmaya hazır olduklarını ilan ettiler. Ayrıca Avrupa'dan Belarus da gruba katılma yolunda ilerliyor. Şangay İşbirliği Örgütü'nün bir gün Asya, Afrika ve Avrupa'dan oluşan üç kıtayı kapsayan, bölgesel örgütler arasında en geniş topraklara ve en kalabalık nüfusa sahip bir uluslararası örgüt haline geleceği öngörülebilir. Avrasya kıtası gibi farklı dinler, kültürler ve etnik kökenlerle dolu bir bölge için dışlayıcılıktan ziyade kapsayıcılık, çok taraflı işbirliği mekanizmalarının başarısı için kilit koşuldur. Şangay İşbirliği Örgütü'nün bir kurucu üyesi olan Çin, Şangay İşbirliği Örgütü'nün gelişimine önem veriyor, destekliyor ve ülkeleri teşvik ediyor. Hala gelişmekte olan bir ülke olmasına karşın Çin, diğer üye ülkelere cömert ekonomik fırsatlar sunuyor. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, yakın zamanda dijital ekonomi endüstrisini geliştirmek için Çin Şangay İşbirliği Örgütü Forumu başlattı. Forum, Şangay İşbirliği Örgütü ve Kuşak Yol ülkeleri arasındaki dijital dönüşüme ivme katmakla görevlendirildi. Çin ayrıca çeşitli girişimlerle Yeşil İpek Yolu ve Dijital İpek Yolu inşasını hızlandırarak üye ülkelere yardımcı oluyor. Şangay İşbirliği Örgütü ve NATO'nun kavramsallaştırılmalarından hedeflerine, operasyonlarına kadar tamamen farklı örgütleri olduğu açıktır. Şangay İşbirliği Örgütü ve BRICS, insanlığın ortak özlemlerini gerçekleştirebilecekleri ortaklaşa yapılardır. BRICS ve ŞI, Büyük Atatürk'ün 1993 yılının Mart ayındaki konuşmasında müjdelediği, bu 1923 olacak herhalde, 93 diye yanlış yazılmış, yılının Mart ayındaki konuşmasında müjdelediği ahenk ve işbirliği çağının örgütleridir. Atatürk diyor ki, Doğu'dan şimdi doğacak olan güneşe bakınız, bugün günün ağırdığını nasıl görüyorsam, uzaktan bütün doğu milletlerinin de uyanışlarını öyle görüyorum. Sömürgecilik ve emperyalizm yeryüzünden yok olacak ve yerlerine milletler arasında hiçbir renk, din ve ırk farkı gözetmeyen yeni bir ahenk ve işbirliği çağ geçecektir. Türkiye acilen NATO'dan ayrılıp Şangay İşbirliği Örgütü ve BRICS'e katılmalıdır. Aynı fikirdeyim. E ne de olsa 5000 yıllık arkadaşım Adnan Akfırat yazmış yani değil mi? O kadarcık fikir birliğimiz olsun diye kendisiyle. Şimdi şimdi e, Foreign Policy Erdoğan'ın e, dış politika anlayışını yazmış ve diyor ki Vilnius Türkiye'nin gücü için bir fırsattı. Başkan Erdoğan'ın NATO diplomasisini yazan Foreign Policy, zirve Erdoğan'ın uzun vadeli projesi olan Türkiye'nin bağımsızlığını ve gücünü tesis etmesi için büyük bir fırsat sundu, dedi. Türkiye'nin dış politikasını mercek altına alan ABD merkezli Foreign Policy, dikkat çeken bir analiz yayınladı. Türkiye aslında ne istiyor başlığıyla çıkan ABD'li yayın organı, Başkan Erdoğan'ın NATO zirvesinde attığı adımların sıradan bir gözlemciye şaşırtıcı gelebileceğini belirtti ve şu değerlendirmelerde bulundu. Gerçek şu ki Erdoğan dönemi boyunca Türkiye 3 temel dış politika fikrini takip etmede tutarlı oldu. Stratejik bağımsızlık, güç ve refah. Erdoğan Türkiye'ye yalnızca Avrupa'nın güneydoğu kanadında bir güvenlik varlığı muamelesi yapılmasını istemiyor. Detaylarına inildiğinde liderin Türkiye'yi nereye götürmek istediğini bildiği, sadece oraya ulaşmanın en iyi yolunu denediği anlaşılıyor. Steven Cook imzalı analizde bu durumun Türkiye'nin Rusya ile olan ilişkisinden de görüldüğüne dikkat çekildi. Türkiye'nin bağımsızlığını tesis etme ve prestijini artırma arzusunda olduğunu belirten Cook, Ankara Rusya'nın Ukrayna saldırısının Moskova ile ilişkileri bozmasına izin vermedi dedi. Vermedi de vermeye başladı yani. Ufak ufak başladı. Türkiye'nin hem Rusya hem de Ukrayna ile ikili ilişkisini sürdürdüğüne vurgu yapıldı. Bu Türkiye'nin Rusya ile Ukrayna arasında Karadeniz tahıl anlaşmasını müzakere etmesine olanak sağladı. Sonra ne oldu? Siz bozdunuz tahıl anlaşmasını. Ankara Moskova'ya yönelik Batı yaptırımlarını hiçbir zaman benimsemedi. Bunun yerine Türk firmalarının devreye girmesine ve ayrılan Batılı firmaların yerini almasına ve Rus oligarklarının Türkiye'de ikamet etmesine ve ülkede yatırım yapmasına izin verdi denildi. Polin polisi Erdoğan'ın NATO zirvesinde attığı adımlar için zirvenin Erdoğan'a uzun vadeli Türkiye'nin bağımsızlığını ve gücünü tesis etme projesini sürdürmesi için büyük bir fırsat sunmasıdır. Türk lider zirveden NATO genişlemesini isteklerini alacak şekilde geciktirecek, geciktirerek görevini tam olarak yaptı diyerek ABD ile ilişkilerine dikkat çekildi. Erdoğan NATO'nun genişlemesini Biden'dan Türkiye'ye yeni F-16'lar sağlama taahhüdünü almaya ve Avrupa Birliği liderlerini Türkiye ile işbirliğini yenilemeye ikna etmeye yetecek kadar uzun süre durdurabilirse, bunu bu potansiyel olarak gelişmiş bir gümrük birliği anlaşmasına yol açabilir demiş. Bence e, foreign Polisi bilerek e, gaz veriyor e, Erdoğan'ın dış politikasına. E, Erdoğan Vilnius'ta yaptığı açıklamalarla e, ve e, işte ne bileyim hemen öncesinde. Şeyin adamlarını, Azov taburunun komutanlarını vermesiyle falan Türkiye-Rusya ilişkilerini biraz zedelemeye başladı. Şimdi şu kadarcık bir reklam arası ondan sonra devam edeceğim. Valla Foreign Polisi Erdoğan'ın dış politikasını şöyle övüyormuş, böyle takdir ediyormuş onu bilmem. Ama Milliyet Özay Şendir'in yazdığı bir yazı var. dış politikada yeni arayışlar pozitif gündem diye bu önemli olabilir bu yazı. Şöyle, Türkiye fikir ayrılığı yaşadığı ülkelerle ilginç bir ilişki biçimi geliştiriyor. Önce iki tarafında kaybetmekten korkacağı bir ticari, siyasi, kültürel ilişki bütünü oluşturuluyor. Ardından sorunlu alanların müzakeresine geçiliyor. Çin'in çiçeği burnunda Dışişleri Bakanı Ankara'daki temaslarını tamamladıktan kısa bir süre sonra Pekin devreye girdi. Ülkenin resmi haber ajansı Xinhua Manifesto gibi bir haber geçti. Haberin metni şöyle, Gelişmekte olan pazarlar ve kalkınmakta olan önemli ülkeler olarak Çin ve Türkiye geniş alanlarda ortak çıkarlar ve muazzam bir işbirliği potansiyelini paylaşmaktadır. Çin, Türkiye'nin kendi milli koşullarına uygun bir kalkınma rotası bulmasını, milli bağımsızlığını, egemenliğini, meşru hak ve çıkarlarını güvence altına almasını desteklemektedir. Çin, Rusya ile Suudi Arabistan'ı barıştıran ülke. Afrika ve Güney Amerika'da müthiş bir etki oluşturdu. Askeri olarak ABD'ye kafa tutacak hale geldi ve artık taklit ürünlerin değil, iyi mühendisliğin sağlam ürünlerin merkezi haline geldi. Pekin'den gelen sıcak mesajların tek alıcısı Ankara değil. Satır aralarında okunan mesaj, Çin'in ABD ya da Avrupa Birliği gibi Türkiye'nin iç işlerine karışma hevesi duymadığında altı çizilmiş. Karşılıklılık ilkesi açısından baktığımızda, de Ankara'dan Doğu Türkistan meselesini ilişkinin ilk sırasına koymamasını isteyecektir. Pozitif gündemle ilişkiler iki tarafında sakatlamak istemeyeceği noktaya geldiğinde sorunları çözmek çok daha kolay olacaktır. Yunanistan'la durum biraz daha karmaşık. Yunan halkı yaşanan yumuşamayı ihtiyatlı bir iyimserlikle takip ediyor. Yunan medyası en çok bundan sonra ne olacak diye soruyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsrail gazının Türkiye üzerinden Avrupa'ya ulaştırılması fikri de herkesin kazanacağı bir fikir. Türkiye'yi devre dışı bırakan İstmed projesinin yani Doğu Akdeniz demek İstmed Doğu Mediterranean Doğu Akdeniz maliyeti 10 milyar avro ve inşa süresi de 6-7 yıl sürecekti. Oysa Türkiye üzerinden gaz sevkiyatının maliyeti 1,5 milyar dolar, inşa süresi de 2-3 yıl. Böyle bir proje hem Doğu Akdeniz'de yeni bir barış iklimi oluşturur hem de Ankara ve Atina'nın ekonomik münhasır alan sorunlarına çözüm bulmasına yardımcı olur. Ankara Atina yakınlaşması Kıbrıs sorununa da mesafe almayı sağlar. Pazartesi akşamı Erdoğan'ın barış için elimizi taşın altına koyarız açıklamasına hem Atina hem de Güney Lefkoş'a iyi okumalı. Valla daha ne elimizi taşın altına koyacağız bizim şeyde Kıbrıs'ta yapacağımız bir şey yok ki. Bizim için mesele iki devletli çözümdür ve Kıbrıs'ın tanınmasıdır. Niye taşın altına elimizi koyalım onu anlamadım. Pazartesi günü Türkiye'de uzun yıllar boyunca ders veren Yunan Profesör Dimitrios Triam Tapillo ile de bu konuyu konuştuk. Geçmişte Almanya'nın sesine verdiği bir röportajdan dolayı hakkında sert bir yazı kalemi almıştım. İki Akdenizli olarak konuştuk üzülmesine üzüldüğümü söyledim. Ancak Akdeniz'de olanların anlayabileceği bir şekilde konuşmanın sonunda birbirimize dostum diye hitap ediyorduk. <laughs> Tekme tokat girersin ondan sonra ne haber dostum diye barışırsın. Dimitrios, Türk-Yunan dostluğu ile ilgili olarak uzun zamandır kafa yoran bir isim olarak bir öneriler demeti hazırlamış. Önerilerinden biri, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı gibi bir Akdeniz Teşkilatı kurulması. Benim ortak turizm projeleri, ortak evrensel turnuvalar fikrimin daha gelişmiş hali bu. Tek endişem, Türkiye Yunanistan gerginliğinden silah satışı ve Kıbrıs'ta deniz üstü kazanan Fransa'nın süreci baltalaması ihtimali olduğunu Dimitri olsa da söyledim. İkinci öneri parlamentolar arası ilişkinin özellikle dostluk grubu üzerinden arttırılması ve son olarak başta medya olmak üzere kamuoyunu etkileyen birimlerin daha sık buluşması. Üçü de altyapısı ve detayları hazırlanmış fikirler. Ben en özet halini yazdım size. Sonuçta pozitif gündemi iki tarafında vazgeçmek istemeyeceği ortaklıklara döndürme şansını kaçırmamak lazım. Umut verici olan Ege'nin iki yakasında da bu konuda fikir üretmesi. Şimdi Özay Şendir'e bir şey söylemek isterim. Tabii çok iyi niyetle kaleme alınmış bir yazı olduğunu düşünelim ama cehenneme giden yolun da iyi niyet taşlarıyla döşeli olduğunu unutmamak lazım. Şimdi Özay haklı olarak bir e, iyileştirme, bir düzeltme yolu arıyor ama bakın ortadaki mesele şudur. Yani karşınızda mesela 10 yaşında bir çocuk var. Çocukla bir sorun olabilir mi diyeceksiniz. E olur. O sorunu o çocukla mı çözersiniz, babasıyla, ailesiyle, annesiyle mi çözersiniz? O çocukla o sorunu çözemezsiniz. Yunanistan, Avrupa'nın, Amerika'nın hırçın çocuğudur şımartılmış, haddini bilmez bir çocuğudur. Yunanistan kendi başına bir savaş yapamaz. Yunanistan kendi başına bir barış yapamaz. Özellikle son Amerika anlaşmasında, Amerikan savunma anlaşmasından sonra neredeyse topraklarının tamamı bir Amerikan üssü haline gelmiş olan Yunanistan'dan barış ya da savaş yönlü iyi ya da kötü bir tavır geliştirmesini bekleyemezsiniz. Çünkü tamamıyla Amerika'ya ve Avrupa'ya bağlıdır. <laughs> Yunanistan bilmez mi? Kendi topraklarının kocaman bir NATO <laughs> kocaman bir Amerikan üssü haline geldiğini. <gülüyor> <gülüyor> tahmin ediyorum klimadan uzun süreli çalıştırıyoruz. Ama çalıştırmasan da bu sefer ter içinde kalıyorsun. O da mesela. Ha, onu söylüyorduk. <laughs> Amerika'dan sonra Fransız güçlerinin de Yunanistan'a girmesiyle Yunanistan egemenliğinin neredeyse elden gittiğini bilmez mi? Bilir. Ama bu güçler tarafından öylesine şımartılmış, öylesine saldırgan hale getirilmiştir ki Artık onların sözünden çıkamaz. <laughs> yani Yunanlı profesörün geliştirdiği bir fikirle ya da Özay Şendir'in kendi düşünceleriyle çözülebilecek bir durum değil bu. Bu durum ancak emperyalizme karşı çok sağlam bir duruş ve arkasına arkanıza alacağınız sağlam ittifaklarla emperyalizme kafa tutmak, emperyalizmin sizi kuşatmasını engellemekle olur. Bu durum Yunan halkına da cesaret verir ve Yunan halkı da antemperyalist bir tavır içine girerse ah o zaman Ege'nin iki yakası için barış türküleri söylenmeye başlanabilir. Ama Yunan politikacıların şu ana kadarki tavırları, emperyalizme sıkı sıkıya bağlılıkları, hatta uşaklıkları iki ülke arasındaki en büyük sorundur. Bu sorun çözülmeden yani emperyalizm bölgeden defedilmeden Yunanistan emperyalizmin emrinden çıkamaz. Dolayısıyla da kendi başına hareket edemez. Neredeyse devlet olmaktan çıkmış bir durumda Yunanistan. O yüzden o yazıdaki son bölüme yani Yunanistan bölümüne katılamıyorum. Kusura bak, bakmasın. Şimdi emperyalizm dedik emperyalizm deyince neyi düşüneceksiniz? NATO'yu düşüneceksiniz. NATO'yu düşünce neyi düşüneceksiniz? Gradyo'yu düşüneceksiniz. Türkiye'de NATO'yu ve Gradyo'yu düşündüğünüzde neyi düşüneceksiniz? FETÖ'yü düşüneceksiniz değil mi? Şimdi bakın 2-3 gün önce Cumhurbaşkanı aynı gün içinde FETÖ ile mücadele söyleminin dışına çıktı. FETÖ vari örgütlerle mücadele kavramını kullandı. Dün de bakandan böyle bir açıklama geldi. Bakandan FETÖ vari yapılanmalara karşı mesaj geldi. Bakandan FETÖ var yapılanmalara karşı mesaj geldi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya FETÖ ile mücadelenin son 2 aylık raporunu yayınladı. Kişisel Twitter hesabından açıklama yapan Bakan Yerlikaya FETÖ vari yapılanmalara karşı da mücadeleye dikkat çekti. Yerlikaya açıklamasında dedi ki, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ifade ettikleri gibi su uyur ama FETÖ vari terör örgütleri uyumaz. Bu anlayışla FETÖ'ye yönelik son 2 ayda 905 operasyon gerçekleştirildi. Bu operasyonlarda 1329 şahıs gözaltına alındı. 212'si tutuklandı. 261'i hakkında adli kontrol kararı verildi. Operasyonları gerçekleştiren güvenlik güçlerimizi tebrik ediyorum. FETÖ ile mücadelemiz kararlılıkla devam edecek. Keşke bir kere daha FETÖ varı örgütlerle deseydi. Bundan kasıt ne arkadaşlar? Arkadaşlar bundan kasıt şu. FETÖ, emperyalizmin elinde oyuncak bir şey haline gelmiş, emperyalizmin casusluk ve operasyon örgütüdür. E, Türkiye'de FETÖ'nün beli kırıldıktan sonra Amerika'nın rahat durabileceğini düşünüyor musunuz? Ben düşünmüyorum. Senden ne kadar karamsarsın be arkadaş, bir kere de iyi düşün demeyin, demem. Yani ne yapacaktır? FETÖ gittiyse ÇETÖ, ÇETÖ gittiyse TOTO'yla çalışmaya başlayacaktır. O yüzden özellikle FETÖ'nün kullanabildiği etnik ve e gerici e örgütlenmelere dikkat etmek lazım. Yani etnik derken daha çok ağalık, feodal e ilişkileri kullanarak ortaya çıkarabileceği örgütler PKK gibi e gerici örgütler dediğimizde de Yabancı ülkelerle ilişkisi olan özellikle tarikatlar, cemaatler gibi e, örgütlenmeleri kullanabilir. Bakın Diyanet İşleri Başkanlığı'nın raporu bu konuda önemlidir. Kaynak yayınlarından yayınlandı bildiğim kadarıyla kitap olarak. Bir alın bir göz gezdirin. Bakın bakalım neyin nesiymiş. Ee, darbe itirafı FETÖ'yü korkuttu diyor Yeni Şafak gazetesi. Osman diye bir adam itiraflarda bulunmuş. Fethullah Gülen'in sır küpü Osman Şimşek'in darbe itirafı FETÖ'cülerde ABD'nin Gülen'i iade edebileceği korkusuna yol açtı. Şimşek, 2015'te Pensilvanya'daki kampa yerleşen Mehmet Değerli isimli örgüt üyesinin Gülen'i kandırıp darbeye ikna ettiğini öne sürmüştü. Firari Önder Aytaç, açıklamanın delil gösterilip Gülen'in iadesine uzanacak bir süreci tetikleyebileceğini söyledi. Aytaç, Cemaatin yönetici kitlesi iade durumunda Hoca Efendi'nin sessiz kalmasını sağlayacak girişimde bulunabilir diyerek suikast imasında da bulundu. Oo, bunlar işi büyütmüş. Bunlar işi büyütmüş. ABD'deki Fethullahçı terör örgütü üyelerinin itirafları. Örgütte elebaşı Fethullah Gül'ün iadesi endişesine yol açtı. Eski polis akademisi öğretim üyesi olan Firari FETÖ'cü Önder Aytaç Gülen'in 2015'te Pensilvanya'da örgüt kampına yerleşen Mehmet Değerli isimli örgüt üyesince kandırıldığının ve darbeye ikna edildiğinin bizzat Osman Şimşek tarafından dile getirilmesinin örgüte zarar vereceği değerlendirmesini yaptı. FETÖ'nün kritik isimlerinden Aytaç, Şimşek'in yaklaşık iki hafta önce 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünde yaptığı açıklamalara ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu. Aytaç, 25 yıldır Fethullah Gülen'in yanında yer alan ve örgütün önde gelen isimlerinden Osman Şimşek'in sosyal medya videosunda yaptığı açıklamalara karşılık bu tarz ifadelerin delil olarak gösterilip Gülen'in iadesine uzanabilecek bir süreci tetikleyebileceği değerlendirmesinde bulundu. ABD'ye firar eden Aytaç, Şimşek'in itiraflarının eski zaman gazetesi çalışanı firari FETÖ'cü Ahmet Dönmez'in daha önce 35-40 bölümlük bir yazı dizisiyle anlattığı örgüt içi kavgaların birinci elden doğruluğunu ispat etmekten başka bir işe yaramadığını savundu. Aytaç, Osman Şimşek'in FETÖ elebaşı Gülen'in dizinin dibinde yetişmiş biri olduğunu savunurken, Şimşek'in itiraflarının örgüt tabanında tahmin edildiğinden çok daha büyük ve olumsuz sonuçlar doğurabileceği, Gülen'in manipüle edildiğinin bizzat talebesi Şimşek tarafından doğrulanmasının örgüt üyelerinin sözde fetva ve talimatlara güvenini sarsacağını ileri sürüyor. <laughs> FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in iade edilme ihtimalinin güçlenmesi durumunda örgüt içinde bir yapının Gülen'i hedef alabileceği ihtimalini dillendiren Aytaç, Gülen'in aslında şu an içinde bulunduğu kampta zannedildiği gibi güven içinde olmadığını söyledi. Aytaç özellikle cemaatin üst düzey yönetici kitlesi olası iadesi durumunda Hoca Efendi'nin sessiz kalmasını sağlayacak girişimlerde de bulunabilir sözleriyle de örgüt içindeki panik ve güvensizlik durumunun ulaştığı noktayı gözler önüne serdi. ki adamı susturmak için öldürürler. Bizim anladığımız bu. İlginç. Bu konuda bu konuda şey de bir yazı yazmış. Kurtuluş Tayiz'de Yahya Bostan'da, biz Yahya Bostan'ın bir yazısına bir bakalım Yeni Şafak'tan. Ee, o FETÖ'cüler neden Türkiye'ye dönüyor demiş. Bu da ilginç bir başlık şimdi. Geçtiğimiz haftalarda peşi sıra yaşanan ve basına yansıyan 3 gelişme dikkat çekti. İstanbul Havalimanı'ndan yurda girmeye çalışan ABD pasaportu taşıyan Alan B'nin FETÖ'den aranan Abdullah U olduğu anlaşıldı şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. 23 Haziran. Milli Savunma Bakanlığı Yunanistan'dan Türkiye'ye girmeye çalışan 3 FETÖ mensubunun yakalandığını duyurdu. 19 Temmuz. Rusya'dan Türkiye'ye giriş yapmaya çalışan bir şahıs FETÖ ile ilişkili bir dosya kapsamında gözaltına alındı. 19 Temmuz. Bugüne kadar kaçmaya çalışan FETÖ'cülerin bugün yakalanma riskini göze alarak Türkiye'ye dönme çabası soru işaretleri doğurdu. Geri dönüşlerin arka planında bireysel hikayeler mi yatıyordu yoksa örgüt yeni bir plan dahilinde üyelerini Türkiye'ye mi yönlendiriyordu? Ben de bu sorunun peşine düştüm. Bulduğum bazı yanıt ve analizleri kısaca paylaşacağım. 1. Yukarıda bahsedilen 3 konunun birbirinden bağımsız gelişmeler olduğu anlaşılıyor. Rusya'dan gelen şahıs ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılmış, Yunan sınırında gözaltına alınan kişilerin de göçmen kılığında Türkiye'den kaçarken Yunan polisinin geri itmesiyle yakalandığı değerlendiriliyor. Ancak Abdullah U'yu farklı bir yere koymak gerekiyor. ABD vatandaşlığına geçmesi, ismini değiştirmesi, ABD'de yerleşik bir hayatı olmasına rağmen yakalanma riskini göze alarak Türkiye'ye gelmesi, teslim olma amacını taşımaması gibi detaylar Abdullah U'nun Türkiye'de ne aradığına ilişkin esaslı bir incelemeyi gerektiriyor. Abdullah U muhtemelen hakkında soruşturmanın yürütüldüğü Konya'ya gönderilecek. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın alacağı ifadeler neticesinde Abdullah U'nun amacını öğrenebileceğiz. 2. Yukarıdaki olayların dışında basına yansımayan başka dönüşler de var. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden bekledikleri sonucun çıkmaması örgütün içinde ciddi bir hayal kırıklığı ve umutsuzluk yaratmış. Artık Türk yargısının karşısına çıkmadan Türkiye'ye dönemeyeceklerini biliyorlar. Bu yüzden hem Türkiye ile son bağlarını koparmak hem de ekonomik olarak ellerini rahatlatmak için bazılarının Türkiye'deki gayrimenkullerini satma yoluna gittiği, bu yüzden gizlice Türkiye'ye gelmeye çalıştıkları değerlendiriliyor. 3 FETÖ içerisinde sadece güç mücadelesi yok, para mücadelesi de var. Gülen'den sonra örgütü kimin yöneteceği, parayı kimin kontrol edeceğine bağlı. Örgütün tepe isimlerinin maddi sorunu yok, ancak onlara güvenerek yurt dışına kaçan üyeler zor günler geçiriyor. Bir beş yıl daha zor şartlar altında yaşamak istemeyen bazılarının Türkiye'ye gelip cezasını çekmeyi göze aldığı söylenebilir. Önümüzdeki dönemde bu tür geri dönüşlere şahit olabiliriz. Bu arada örgüt içerisindeki tartışmalar da oldukça dikkat çekici. Fetö elebaşı Gülen'in yıllarca yanında görev yapmış örgütün sosyal medya sorumlusu olarak bilinen Osman Şimşek'ten geçtiğimiz günlerde 15 Temmuz itirafları gelmişti. Şimşek darbe girişiminde FETÖ imamlarının rol oynadığını bu konuda FETÖ elebaşı Gülen'e de bilgi verildiğini kabul etti. ABD Gülen'in iadesini isteyen Türkiye bize somut delil getirin diyordu. Buz gibi delil bu. NATO, İsveç, Rusya denkleminde Türkiye ile yeni bir sayfa açmaya hazırlanan ABD'nin bu kez kulağının üstüne yatmaması gerekiyor. Bu gerçeği örgüt üyeleri de görüyor. FETÖ üyesi Önder Aytaç bir sosyal medya paylaşımında Osman Şimşek'in açıklamalarıyla başlayan sürecin Gülen'in iadesine kadar varabileceğini söylüyor. İkinci bir şey daha söyleniyor ki o da enteresan. Ona göre iadesi söz konusu olursa örgüt yönetimi Gülen'in sessiz kalmasını sağlayacak girişimlerde bulunabilir. Mafya jargonuyla susturulabilir, susturabilirler diyor yani. Bekleyip Görelim demiş. İlginç gelişmeler. Şimdi bakın Amerika ile imperialism Yabancı güçler ne? kadar içli dışlı bir örgüt değil mi? Peki de bu içli dışlılık sadece fetöde mi var? Yani ort, e, ortalama ortamlarda, sıradan dediğimiz ortamlarda da öyle bir içli dışlılık var ki yabancı güçlerle e, inanılır gibi değil. Bakın mesela şey. E, Tamer Korkmaz yanımda olsam Yeni Şafak'ta derin ilişkiler, müthiş bağlantılar diye bir yazı yazmış. Diyor ki, Mehmet Sevigen yani ekranlarda yakınmaya devam ediyor. Kemal Bey bize tam Sancak getirdi. Baykal tarihi hadi oradan canım sen de yani. Mehmet Sevigen buna bir cevap verilmişti de. Ee, DSE'nin yüksek danışmanı sıfatıyla herhalde danışmanlar arasında Osman Kavala da vardı falan. O apayrı bir hikaye. Onun cevabını verdiler. Şimdi şöyle şeyler var. Yurttaş Aydın Doğan'ın sahibi olduğu paralel Eyüpcan'ın sağlık yönetimindeki e, Sağlık'ın yönetimindeki Radikal'in 6 Nisan 2012 tarihli manşetinde şu başlık okunuyordu. Türkiye'de daha fazla Türkiye daha fazla İslami olmalı olmamalı. Türkiye daha çok sola ihtiyacı var. İliştirilmiş gazeteci Tolga Tanış'a konuşan Cihan'ın kaşarlanmış ajanı Graham Fuller aynen böyleydi o. 1964'te Türkiye'de ajanlık görevine başlayan Mr. Fuller, Fethullah Gülen'in ilk yabancı teknik direktörüdür. Şimdilerde Londra'da kaçak vaziyette yaşayan Fethullah Çeyhübcan, TSEV ile projesini inşa eden Baron İzak Alaton'un kanatları altında yetişti. Tam 20 yıl boyunca hürriyeti yöneten Ertuğrul Özbaydın da e, ıı, bir nevi prensiydi. Tam da bu arada gazeteci Lube Ayar'ın Ne Şikesi Memleket Elden Gidiyor kitabından, adlı kitabından bir bölüm okuyalım diyor. Ee, Radikal'in yayın yönetmeni Yübcan beni ana gazeteyi istediğini ve bunu konuşmak için beklediğini bildirdi. Yanına gittiğimde yoktu. Acil bir iş için çıkmıştı. Beni Radikal'in yayın koordinatörü Bülent Mumay karşıladı. Az sonra hayatım boyunca duyduğum en büyük hakareti de gözümün içine baka baka yaptı. Demiş ki, bizim Mehmet Baransu'muz olmanı istiyoruz. <laughs> tabii tabii, hakikaten hakaret etmiş ama ya. Eyüp Can Sağlık'ın cemaate yakınlığını biliyordum fakat Bülent Mumay'ı ilk kez görüyordum. Dönemin ABD Büyükelçisi John Bass, Hürriyet'i ziyaret ettiğinde onu karşılayan genel yayın yönetmeni Sedat Ergin ile Dijital Medya Grup Koordinatörü Bülent Mumay'dı. Mr. Bass burada olmaktan dolayı çok mutluyum diyordu. Şimdilerde Mr. Mumay, Deutsche Welle Türkçe'nin İstanbul koordinatörü. Eşi Ceren Kumbasar ise birkaç hafta önce CHP'nin sosyal medya politikaları koordinatörü olarak atandı. Yine bir süre önce bu alandan sorumlu genel başkan yardımcısı yapılan Mr. Erden Erdem'e bağlı olan birimin başında yer alıyordu. Allah Allah, Allah Allah. Eren Erdem 17 ve 25 Aralık 2013'ten kısa bir süre sonra yayın hayatına giren ve paralel yapı tarafından fonlanan Karşı gazetesini yönetmişti. Erdem o gazetede FETÖ'nün pasladığı kurmaca haberleri manşetten yayınlamıştı. Günümüzdeki FETÖ kaçaklarından CIA elemanı Ekrem Dumanlı'ya Hürriyet'in eski yayın yönetmeni Enis Berberoğlu ile birlikte destek ziyareti yapmıştı. 27 Ağustos 2022'de Hilton İstanbul Bosforus'ta törenle evlenen Muma ile Kumbasar'ın nikahını Ekrem İmamoğlu kıymıştı. Allah Allah. Allah. Şimdi bir kez daha Radikal'in 6 Nisan 2012'deki manşetine dönelim. Ve kaşarlanmış Cia mensubu Graham Fuller'in Türkiye'nin daha çok sola ihtiyaç var dediği günlere bir manidar şey yapalım diyor. zoom yapalım. 7 Şubat 2012 tarihli MIT krizinden birkaç gün sonra CHP ile FETÖ arasında stratejik ortaklık kuruldu. 22 Mart 2012'de ise dönemin ABD Ankara Büyükelçisi Ricardione'nin Şafak Pave için sonradan CHP vekili oldu. Verdiği resepsiyonun baş konukları arasında CHP'nin başı Kılıçdaroğlu ile dönemin HDPKK'lı Hasip Kaplan ve Sırı Sakık vardı. <laughs> İyiymiş be. Yani nedir? CHP ile HDP kalkanının derin bir biraderliği veyahut 2023 seçimlerindeki ortaklığının başlangıcı 2012'ye dayanıyor. Mr. Sakık 14 Mayıs 2023'ten önce ne demişti? Kılıçdaroğlu kapalı kapıların ardında bize neler vaat ettiğini açıklamalıdır. Halil Özkul Globalist Karşı Devrim adlı çarpıcı kitabında aynen şöyle yazmıştı. Cia üflemeli birileri komplo teorisi duyar. Genellikle kerameti batıda arayan bizim deve kuşları korusuna evet evet senin bu söylediğin komplo teorisi diye çağırıyor. Halbuki ortada teori falan yok. Eylem var, operasyon var. Kerameti batı cephesinde arayanların önde gelen ismi ve cihaz iltisaklı FETÖ'cü Enver Altaylı'nın kadim dostu Taha Akyol ne diyordu? Üst akıl, dış güçler ve paralel yapı gibi laflar komplo teorisidir. Mr. Akyol'un ve benzerlerinin işte bu söylemi derin gerçekleri hısır etme özel misyonunun başa tripliğidir. Daha Akyol'un komplo teorisi diye andığı paralel yapı Made in USA, FETÖ 15 Temmuz 2016'da darbe teşebbüsünde bulundu yahu demiş. Abi ilginç ilginç şeyler yani şimdi gazetecilik yapacaksın yapacaksın da o nereden nereye gidiyor iplerin uçları. Ha bir de şey var. Eee... CHP Halk TV Medya başlıklı bir yazı var. Bir de ona bakalım. Bu böyle dönemlerde benim çok şanslı bir herifim ben ya. Böyle dönemlerde böyle at izinin it izine karıştığı dönemlerde benim Ulusal Kanal gibi e, Türkiye'nin en temiz e, kurumunda olmam beni koruyor aslında. Yani kişisel olarak, gazeteci olarak benim korunmam ulusal kanal tarafından, Türk milleti tarafından sağlanmış oluyor. Allah'tan bunların arasında değiliz ha. İsmet Özçelik yazmış. Diyor ki son günlerin gündemi CHP Halk TV ilişkisi. Tartışmayı başlatan da kendileri. CHP anlaşmayı iptal etmiş. Yönetimden bazı isimlerle konuştum. Nedenini sordum. Halk TV gazetecilik yapmıyor. CHP'nin iç işlerine müdahale ediyor. Partide yönetimi değiştirme çabasında parayı bizden alacaksınız, bize düşmanlık yapacaksınız. Olacak iş mi? Bunu kim adına yapıyorsunuz? Bırakın parti kendi yönünü çizsin. Delege kimi istiyorsa seçsin. Yaptığımız anlaşma yasal. Sayıştay denetimine tabi ile kurallara uygun ifadelerini kullandılar. Halk TV'den isimler çok açık konuşmuyor. CHP'den ne kadar para aldıklarını söylemiyorlar ama gelirimiz CHP'ydi. Yerel seçimler yaklaştı, belediyelerden ilanlar paralı programlar gelecekti. Genel merkezin tutumu korkutur. CHP'li belediyeler bizde çalışamaz. Bu koşullarda işimiz zor, yaşayamayız, karar düzeltilmeli diyorlar. Ya bir dakika, bir dakika, dur dur gitme bak, bak. Halk ee, TV ne diyor bak, bu koşullarda işimiz zor, yaşayamayız. Ya ıı, sevgili meslektaşlarım, Halk TV'deki meslektaşlarım. Ya bir kere de bağımsız ayakta kalmayı deneyin be. Mesela ulusal kanalın yaptığını yapın. Bak ulusal kanal 20 küsür yıldır, 23-24 yıldır bağımsız. Sadece Türk milletine dayanarak ayakta kalıyor ve işini yapıyor. Yani illa arkanızda CHP'nin olması lazım? İlla belediyelerden fonlanmanız mı lazım? Ya? Çalışın, güzel haberler yapın, iyi yayınlar yapın. Halktan yana olun, halk sizi besleyecektir, doyuracaktır. Allah Allah. Gazete sahipleri eskiden tek işleri yayıncılıktı. 12 Eylül sonrası bambaşka bir hale aldı. İhale kazanmanın avantajı oldu. Durum böyle olunca patronlar da değişti. Müteahhitler, kamuda ihale peşinde koşanlar, gazete, televizyon sahibi oldular. Bu durum haberlere de yansıdı. İhaleyi verin, düdüğünü öttürdüler. Sonra bunların çoğu döküldü. Son yaşananlar da benzer. İktidar muhalefet fark etmiyor. Herkes kendi medyasını istiyor. Objektif haber unutuldu. Halk TV'de yaşananlar da diğerleri de aynı. Gazeteci sohbetlerinde sık sık hükümet giderse biz batarız, CHP para aktarmazsa biz de biteriz, belediyeler olmasa yaşayamayız sözlerini duyuyoruz. Bizim besleye başladığımız yıllarda böyle bir tartışma mümkün müydü? yayın organı kendi ayakları üstünde durmalı. Aks halde mesleğimizin sonu hiç iç acılı değil. Bugün biri, yarın bir başkası. Gelecek kuşaklara nasıl hesap vereceğiz? Ya değil mi? Ya iktidara, ya muhalefete, ya iktidar kaynaklarına, ya muhalefetin belediye kaynaklarına dayanacaklar, ya da işte iktidar, e, muhalefetin hazine yardımını e, yiyecekler. Bunun başka türlüsü de var. Buyurun ulusal kanala bakın. Çeyrek asırdır sadece millete dayanan, sadece milletten aldığı destekle ayakta kalan çoğu zaman çok büyük ambargolara tabi tutulmuş bir yayın organı. Sadece 2007-2014 arasında 8 defa polis tarafından basılmış. En az 4 genel yayın yönetmeni Silivri'ye götürülmüş onlarca çalışanı tutuklanmış buna rağmen ha bir gün bile maliye müfettişleri SSK müfettişleri bu vidandan eksik olmamış buna rağmen çeyrek asırdır neredeyse hiç kesintisiz yayınını devam ettirebilen bir kurum tek sebebi şu sırtını sadece Türk milletine dayar o yüzden biz ulusal kanala milletin televizyonu deriz Hatta bir şey olduğunda bir keresinde hatırlıyorum şey demiş bana ne be sizin televizyonunuz siz sahip çıkacaksınız Allah Allah diye. E ama sahip de çıktı hep. O yüzden gazetecilik mesleği, objektif habercilik, bağımsız yayıncılık falan dendiğinde diğerlerinde beni bir gülme alıyor bildiğiniz gibi değil. ya Yılmaz Özdil gibi bir adamı CHP'de muhalefet yaptığı için bir günde işten attılar be. Ne diyorsunuz? Ne bağımsızlığı? Türkiye'de bir tane bağımsız televizyon vardır. O da ulusal kanaldır. Bu, bugünlük bu kadar. Merak etmeyin. Yıllık izne çıkmıyorum daha. Çıkmıyorum tamam mı? Önümüzdeki haftada başınıza dertim. Yani pazartesi saat 9.30'da bu... çıkmıyorum. Çalışmaya devam. <laughs> pazartesi saat 9.30'da buradayım. Arkadaşlar pazartesi saat 9.30'a kadar lütfen kendinize iyi bakın. Ama sadece pazartesi saat 9.30'a kadar değil. Biz kazanacağız, biz kazanacağı kadar. Kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın. Atatürk'le ittifak yapın. Halkçılıkla, devrimcilikle, kamuculukla ittifak yapın. Ey Merkel diyeceğim şimdi nereden çıktı bu ama? Ölenlerin hesabını sorar, kumpasın hesabını sorar, üstüne üstüne gider. Bıktırana kadar gider, sonuç alana kadar gider. E gazetelerimiz var, çayımız var Allah'a şükür, defter kalemimiz var. Patlıcana bak şimdi, patlıcan. Terbiyesiz patlıcan. 23.95 artılır mı Topraklarda Mustafa Kemaller yenilmez. Bunu birileri öğrenecek.